Halkların Demokratik Partisi grubu adına 4. konuşmacı Gaziantep Milletvekilimiz Mahmut Toğrulay'dır. Sayın Toğrul, süreniz 10 dakika. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Enerji Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz aldım. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yine cezaevinde rehin tutulan eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, grup başkan vekillerimizi burada saygıyla selamladığımı ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, bazı sosyolojik, tarihsel, coğrafik hakikatleri zamanın iklimine bağlı olarak zaman zaman inkar edilebilir, zaman zaman reddedilebilir, zaman zaman da maalesef dün olduğu gibi yanlış bir şekilde burada meclisten çıkarılmaya neden olabilir. Ama bunların hakikat olmasını değiştirmez. Değerli arkadaşlarım, söz konusu bütçemizde maalesef zamanın iklimine göre hazırlanmış bir bütçedir. 2018 bütçesinin gelirlerinin dağılımına bakıldığında bütçenin %88,5'unun vergilerden, kalan ise harçlar, elektrik, doğalgaz fiyatlarına yapılan yüksek zamlar, cezalar ve diğer gelirlerden oluştuğu görülecektir. OHAL koşullarında hazırlanmış olan bütçe, otoriterleşmenin, muhafazakarlaşmanın, savaşın ve güvenlikçi politikaların finansmanının asıl olarak halktan toplanan vergilerle gerçekleştirilmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hepimizin bildiği gibi Türkiye enerji konusunda bugün petrol ürünlerinde %93, doğalgazda %99 oranında dışa bağımlıdır. Türkiye'de şu anda var olan dışa bağımlılık yeni düzenlemelerle doğrudan çok uluslu sermayeye tümüyle bağımlı hale gelmiştir. Yap işlet devret, yap işlet gibi finansman modelleri ve işletme hakkı devirleriyle yapılan özelleştirmeleriyle bu bir kamu hizmeti olan enerji alanı yargının denetimi dışına çıkarılmış ve günümüzde çok uluslu sermayenin insafına terk edilmiş durumdadır. Değerli milletvekilleri, bir diğer önemli konu nükleer enerjiye bakışımızdır. Rusya enerji arzı ülke imajına zarar vermemek ve sağlam bir gelir kaynağını kaybetmemek için uçağının Türkiye tarafından düşürülmesini bir enerji silahına dönüştürmüş durumdadır. Rusya elindeki enerji kozunu oldukça ekonomik kullanırken Türkiye tarafının jest üstüne jest yapmasının gelecekte başka krizlere yol açma riskinin olduğunu görmemiz gerekiyor. Akkuyu nükleer enerji santrali ihalesi gibi yaptığımız jestlerle daha da göbekten Rusya'ya bağımlı olmaktan başka bir şey yapmamış olursunuz. Dünyada özellikle gelişmiş ülkeler doğayı kirletmeyen ve toplumsal maliyetleri daha az alternatif enerji üretimleriyle enerji sorunlarını çözmeye başlamış ve nükleer enerjiden vazgeçme yoluna girmişken Türkiye'nin ise tam tersi bu konuda iştahı kabarık bir şekilde istekli davranması anlaşılmazdır, abestir. Nükleerin riski ve zararları açıkça biliniyor olmasına rağmen hükümet yetkilileri ve işin muhataplarının neredeyse her platformda nükleer enerjinin kamuoyunu nükleer enerjinin çevreci ve güvenilir olduğunu söylerken hangi sahiplerle söylediklerini kamuoyu anlamakta zorluk çekmektedir. Yine diğer bir yandan dünyada birçok ülke kömürle çalışan termik santraller ve santraller genellikle arazinin maliyet yaratacağı kirlilik, gürültü, iklim değişiklikleri ve estetik kaygılar nedeniyle nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinden uzağa kurulmuşken ülkemizde durum tam tersidir. Yatağan, Afşin Elbistan, Çan, Amasra örneklerinde olduğu gibi nüfusun kirlilikten etkilenme olasılığı göz ardı edilerek kömürle çalışan termik santraller yerleşim yerlerinin hemen yakınına rahatlıkla kurulabilmişlerdir. Madenler konusuna gelince bugün geldiğimiz noktada rant sağlama faaliyeti madencilik sektörünün en temel sorunudur. Siyasi iktidar 16 Haziran 2012'de tarihinde yayınladığı bir genelge ile bütün maden ruhsat ve izinlerini başbakanın onayına bağlamış, kanunla kazanılmış haklar
hukuka aykırı bir şekilde genelgeyle kısıtlanmıştır. Sayın Bakan birkaç gün önce çıkmış kaçak kömür madenciliği konusunda mücadele edeceklerini, denetimi arttıracaklarını ve her 3 ayda bir denetim yaparak bu işi sıkı tutacaklarını söylüyor. Sayın Bakan'a günaydın demek istiyoruz. Kaçak madenleri tespit etmediğiniz ve doğru düzgün denetim yapmayıp bu işin fıtratında ölüm vardır. Ölüm madencinin kaderi. Madenciler güzel öldüler dediğiniz için yaşamı, emeği hiçe sayan salt ekonomi endeksli yaklaşımınızın faturasını 2002'den iktidarı devraldığınızdan bu yana madenlerde çalışan 400'ün üzerinde ocağa ateş düşmesine neden oldu. Bu katliamlar vicdanın ve insanca yaşamın ekonomik hırsa kurban edilmesinden başka bir şey değildir. Soma'da, Şırnak'ta, Ermenek'te, Şirvan'da, Zonguldak'ta ve Amasra'da yaşadığımız ve iş cinayetlerine dönüşen madenci ölümlerinin asıl sorumlusu kamusal varlıklarımızı ve hizmetleri talana açan, emekçiyi güvencesiz çalışmaya zorlayan ve daha fazla ölüm getiren politikalarınızdır. Değerli milletvekilleri, bakın iş kazaları ülkemizde birer cinayete dönüşmüştür. Bu kazalar önlenebilir ve öngörülebilirdir. Maden kazalarının faciaya dönüşmesini engellemek elimizdedir. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre iş cinayetlerine maruz kalıp hayatını kaybeden işçilerin %53.56'sı kömür ve lignit çıkartılması faaliyet kolunda yaşanan çalışanlardan meydana gelmektedir. Madenlerdeki iş cinayetleri ve hükümetin sorumluluğu bizzat devletin üst düzeydeki yetkili kurumları tarafından açıkça ifade edilmek zorunda bırakılmıştır. Özellikle baraj ve hidroelektrik santrallerin toplum ve doğa üzerinde yol açtıkları yıkımların altını da çizmek gerekiyor. Kalkınma adı altında yerel toplulukların ve halkların yaşam alanları ellerinden alınıyor. Göçe zorlanıyor ve asimilasyona tabi tutuluyor. Bugüne kadar yapılan 1500 baraj ve HES projesinden kaynaklı 400 bin insan topraklarını bırakıp göçe zorlanmış, bir o kadarının da yaşamı elinden alınmışken yapımı planlanan 2000 baraj ve HES projesiyle de 1 milyona yakın insan mağdur edilecektir. Ömürleri 30-40 yıl olan HES'lerin tümünün bitmesi durumunda Türkiye'nin enerji ihtiyacının sadece %5'ini karşılayacak olması, Hasankeyf gibi mirasımızı, Dersim'de olduğu gibi inanç değerlerimizin suyun altına gömülmesine, talanına, yıkımına değer mi? Devlet Su İşleri'nin 2007 yılında faaliyet raporunda da belirttiği barajlarda amacın güvenlik olduğu açıktır. Hükümet uluslararası literatüre yeni bir kelime katmıştır. O da güvenlik barajı. Değerli milletvekilleri, bir de gelelim sizin destan gibi elektrik faturalarınıza. Bir elektrik faturasına kaç soygun sığar değerli arkadaşlarım? Bakın bir elektrik faturasında 11 soygun var. 10 soygun var daha doğrusu. Yakında 11.sini de yani savaş bütçesinde bu bütçe fiyatlara eklerseniz kesinlikle bizler şaşırmayacağız. Değerli arkadaşlar, elektrik 7 kuruşa mal olurken elektrik bedeli, kayıp kaçak bedeli, dağıtım bedeli, prakende satış bedeli, iletişim bedeli, sayaç okuma bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisi ve KDV ile 45 kuruşa halka ulaşmaktadır. Değerli arkadaşlar, 2018'de bütçesinde içeride ve dışarıda savaşa göre düzenlenmiş olduğu da açıkça ortadadır. Ne de olsa ülkemiz yakılıyor, yıkılıyor ve bölünecek gibi yaygaralarla savaş politikasının yükünü halka yüklemeye devam ediyorsunuz. Güvenilir enerji konusunda maalesef hiçbir çabanız yok. Onu da tekelleşmeye çalışıyorsunuz. Sayın Enerji Bakanı burada bizi dinlemeye herhalde özel olduğunu biliyoruz ama en azından bu bütçe görüşülürken burada olsaydı iyi olurdu. Burada ona birkaç soru yöneltmek istiyorum değerli arkadaşlar. Güneş enerjisiyle ilgili küçük ölçekli enerji üreticileri ne milyarlarca ceza neden kesilmiştir? Bu cezaların 1000 megawattlık yenilenebilir enerji kaynak alanı ihalesinin Kalyon gruba verilmesiyle aynı döneme denk gelmesi tesadüf müdür? Hükümetinizin güneş enerjisi piyasasında küçük ölçekli üreticiyi üretimden dışlayarak Kalyon grubu gibi
hükümete yakın şirketlere tekel haline getirmeyi mi amaçlamaktasınız? Sayın Enerji Bakanı'nın bunlara cevap vermesi gerekir. Aslında Sayın Enerji Bakanı'nın başka sorulara da cevap vermesi gerekir. Özellikle yaz saati uygulaması konusunda ısrarı, Sayıştay raporuna rağmen ısrar etmesi, olmayınca da kanun ve hukukla oynayarak arkadan dolanmasını buradan kendisine sormak isteriz. Nedir bu ısrar? Halbuki raporlar... Sözlerinizi tamamlamak için bir dakika ek süre veriyorum. Buyurun Sayın Torun. Sayın Başkan. 7.7 maliyet artışına neden olduğu raporlarda açıkça belirtilmesine rağmen bu ısrar devam ediyor. Çocuklarımız sabahın köründe okullara gitmek zorunda bırakılıyor. Değerli arkadaşlar, bir başka nokta da, evet, barış nokta zamanında sorun olmayabilir ama savaş dönemlerinde, çatışma dönemlerinde Rusya'nın Sayın Enerji Bakanı ile ilgili iddialarını ve sonrasında yine WikiLeaks belgelerine, Reddit belgelerine, e-maillere yansıyan o sorulara da bugüne kadar bu halka doyurucu bir cevap vermemiştir. Bu cevapları Sayın Bakan'dan bekliyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Toğrul.